Değerli izleyenler, dostum Ahmet Dervişoğlu'yla oturduk, sohbet yaptık ve o sohbetin sonunda Derviş'in Aklı adında bir kitap çıkardı. Şimdi sadece kitapta değil, aynı zamanda karşılıklı sohbetlerimizle de devam ettiriyoruz ve bunu Facebook'ta dostlarımızla paylaşıyoruz canlı yayın olarak. Şimdi Ahmetciğim, bizim toplumda İnsanların iyi tarafını görmektense, evet, açığını, zayıf tarafını görmek, evet, söylemek gibi bir adet var. Hatta evlenirken adam diyor ki, ilk gece gözünü korkut, ilk gece diyor karıya diyor. Evet. Ayağına bas bilmem ne falan. Çocuğuna, o çocuğunu uyurken öp diyor, şımartma insanları diyor, başına geçer diyor. Evet. Sen ise ısrarla bir insanla tanıştığın zaman, bu insan çocuk olabilir, öğretmen olabilir, yönetici olabilir, senden güçlü veya güçsüz olabilir. O insanın iyi tarafını gör. Evet. Ve ayrıca o insanın iyi tarafını kendisine söyle. Evet. Sizin böyle iyi bir tarafınız var, güçlü bir tarafınız var diyorsun. Neden böyle bir tavır içerisindesin? Şimdi ben bunu çok önemsiyorum. Evet, çok çok önemli. Türkiye için çok önemli. Ben bunu üniversitede işte 50 sene ders verdim. Çok gözlemledim. Yani bizim insanlarımız, özellikle erkekler, bundan kaçınıyor. Kendisini ifade etmekten ve başkalarını ifade etmekten kaçınıyor. Özellikle erkekler. Evet. Evet. Kız öğrenciler çok daha başarılı bu konuda. Şimdi ve ben şunu biliyorum. Eğer biz Türk insanları, karşımızdaki insanların iyi taraflarını görüp söylersek, hem insanlarımız daha fazla gelişecek, hem de Türk toplumu daha mutlu bir toplum olacak. Bunu biliyorum yani. Çok uğraştım çünkü bu konuyla. Şimdi benim, yani özellikle hakikaten benim temel özelliklerimden birisi, ben bir insanın iyi taraflarını hızlı bir şekilde görüyorum, söylüyorum. Başka bir şey yapmasam da mutlu oluyor ama o iyi tarafların geliştirilmesine de yardımcı oluyorum. Çok sayıda öğrenciyi bu şekilde yakaladım ve çok yükseklere gittiler. Evet. Şimdi neden peki Türk kültürü, Türk insanı, senin dediğin gibi başkalarının iyi taraflarını söylemekten, evet, söylersem acaba bunun aleyhimde bunu kullanır mı diye endişe etmekten, evet, söz ediyor yahut da çekiniyor. Şimdi gerçekten ben bunu da yaşadım. Diyelim ki mesela bir kimsenin iyi taraflarını söylüyorsun, güçleniyor ve gücünü senin aleyhine kullanıyor. Kullanıyor değil mi? Kullandığına şahit oldum. Yani. Evet. Yani dolayısıyla insanlarda böyle bir endişe var. Yani acaba karşımdakini güçlendiririm, ben daha zayıf kalırım ve bunu benim aleyhimde mi kullanır diye. Ama bu yanlış. Ha. Yanlış bir şey. Ha. Yani karşındakinin iyi taraflarını görüp içinden söylemeyeceksin. Hani annen çok iyi yemek yaptırdı, içinden annem yine döktürmüş. Hayır, yüzüne karşı anneciğim çok güzel yemek yapmışız, ellerine sağlık diyeceksin. Evet. Şimdi yani bunu söylemenin iki yararı var. Birincisi karşındaki çok mutlu oluyor. Evet. İkincisi iyi tarafları, o öğrendiği iyi taraflarını geliştiriyor. Daha da geliştiriyor. Geliştiriyor. Ve daha mutlu bir topluma ulaşıyoruz. Evet. Dolayısıyla yani bunun iyi tarafları çok daha fazla ve kültür böyle ise, çocuklarımızı böyle yetiştirirsek, yani birisi senin iyi tarafını söylediği zaman memnun ol, bunu onun aleyhinde kullanma, İşin doğrusu budur diye yetiştirirsek, yani inanın ben bunu çok uğraştım, Türk toplumu daha mutlu ve daha yukarı bir toplum olacaktır. Çok teşekkür ederim. O zaman değerli izleyenler, şunu söyleyebilir miyiz Ahmetciğim? Hmm. Eğer anneysen, babaysan, lütfen çocuğunun iyi taraflarını gör, onun gözünün içine bakarak onu söyle ve teşekkür et çocuğa. Evet. Öncelikle o taraftır. Eğer öğretmensen, evet, lütfen önce öğrencinin iyi taraflarını gör ve o iyi tarafları açık seçik öğrenciyle paylaş. Evet. Çünkü onun gelişmesine daha. Eğer yönetici ise, evet, çalışanların iyi taraflarını gör. Bravo. Çok ve, önemli. Değil mi? Çok çünkü önemli. 9 yıl dekanlık yaptın, evet, sen. Evet. Ve müthiş, bunu gördün. Müthiş bir şey yani. Bir fark yaratıyor değil mi? Çok. Ve böylelikle toplum olarak da komşumuzun, evet, sokakta bile bir, diyelim ki anne çocukla konuşuyor. Ben şimdi duruyorum. Yani bu kitabın etkisini ben kendim de yapıyorum yani şu anda. Diyorum ki hanımefendi, ne güzel konuştunuz çocuğunuzla. Hizasına indiniz, gözüne baktınız.
ben tanımıyorum sizi gibi bakıyor böyle. Evet. Ben diyorum sizle tanışmıyoruz ama çok güzel bir şey yaptınız. Teşekkür etmek geldi. Evet. Ve o sırada çocuk da bana bakıyor böyle. Merhaba nasılsın falan diyorum. Evet. Nasıl cıvıl diyor gözlerim. Evet. Kadının da gözleri cıvıl diyor. Hakikaten dediğin gibi evet. Böylelikle toplum olarak daha mutlu bir toplum olmaya ve daha gelişmiş. Herkes geliştiriyor kendisini. Geliştiriyor kendisini. Onun için ara sıra kötüye kullananlar olabilir ama biz esas itibariyle çoğunluğa bakacağız. Tabii. Ve yapmamız gerekeni yapacağız. Bravo. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. 10 dakika sonra yeni bir yayınımız daha olacak efendim. Ona da bekleriz. Görüşmek üzere.